Çocaktınız. O gün karar verilmiş, bedeli ne olursa olsun ödemek lazım. Hepimiz bir gün bedel ödeyeceğiz. Hepimiz. Adam gibi yürümenin, adam olmanın bedelini ödeyeceğiz. Hepimiz o bedeli ödemeye hazır olmalıyız. Allah'ım. Eğer bu bedel şehadet de olsa hazır olmak lazım. İşte yürüyorlardı Uhud'a. Harp bütün başlığıyla son derece uygun gidiyordu. Hazreti Peygamber ve sahabesi büyük bir zafere gidiyorlardı Uhud'a. Ama birdenbire çark döndü, her şey değişti. Hazreti Peygamber'in koymuş olduğu ve Resulullah'ın parçalansanız bile, parçalansak bile yerinizden kımıldamayın dediği okçular yerlerini terk edince Abdullah bin Cübeyr 16 kişiyle kalacak. Hazreti Halid, o ana kadar orada bekleyen Hazreti Halid, her şeyi kontrol eden, o gün müşrik olan, Müslüman olmayan Hazreti Halid, Müslümanların saldırdığını, müşriklerin kaçtığını görünce, okçuların yerini terk ettiğini görünce Hazreti Halid birden o çemberi kırdı ve Müslümanların üzerine atını sürdü. Bir anda Müslümanlar iki darbe arasında kaldılar. Kaçanlar geri döndü. Hazreti Halid'in süvarileri hücum etti. İşte o an Uhud'un en zor anıdır. Hazreti Peygamber yukarı bir tepede, yukarı bir yerde. Şöyle düşününüz. İki taraftan Müslümanlar çembere alınmış. Müslümanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Dönen darbe yiyor. Ötekiler atlarla ezip geçiyorlar çünkü. Bir anda zafer hezimete dönüşüyor ve bir anda bağırıyorlar Muhammed'i öldürün diye. Bütün müşrikler Hazreti Peygamber'e doğru saldırırken Resulullah'a doğru, sahabe de Resulullah'ı korumak için oraya koşuyor. Bütün harbi